Merhaba değerli takipçiler ve Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi. Evlendi, evlendi. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Harika. Peki, bana yoğun bir şekilde acaba Gupse Özay hamile mi? Onun için mi apar topar evlendiler diye soruyorsunuz ve bu konuda vereceğim cevabı bekliyorsunuz. Evet, Gupse Özay hamile mi değil mi? Hamile olduğu için mi evlendiler? Hiç gündemde yokken evlilik bir anda kimseyi davet etmeden, sessiz sedasız, hiç kimseye haber vermeden Çeşme'de, Alaçatı'da evlendiler. Hamile mi değil mi Gupse Özay? Bu konuda bildiğimi biraz sonra size söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen peşin peşin beğen yapın. Sonra beğenseniz de unutuyorsunuz beğen yapmayı. Bir de abone değilseniz lütfen abone olun kanalıma. Magazin bizim işimiz. En iyi magazin yorumları ve en doğru magazin haberleri her zaman bu kanalda. Onun için abone olmanızı tavsiye ediyorum eğer magazini seviyorsanız. Peki arkadaşlar, Barış Arduç'la sevgilisinin, 6 yıllık sevgilisinin Gupse Özay'ın evleneceğini önceki gün ben yazdım. Ve yazdıktan bir süre sonra Barış Arduç'la Gupse Özay'ın arkadaşları şaşkın bir şekilde bu ikiliyi telefonla arayıp sormaya başladılar. Yahu doğru mu? Bilal Özcan böyle bir şeyi paylaştı hesaplarında. Bilal Özcan official ve Bilal Özcan private hesapları var. Instagram'da biliyorsunuz çok sevilen hesaplar magazinle ilgili. Orada paylaşmıştım. Telefonları susmadı. Önceki gece geç saatlere kadar telefonları susmadı. Şaşkın bir şekilde aradı arkadaşları. Ve aldıkları cevapla hakikaten hepsi şaşırdılar. Evet, evlenecekleri doğruydu. Çeşme Belediyesi'ne gün almak için gitmişlerdi ve bayramın içinde evlenmeyi planlıyorlardı. Ancak o gece bir karar verdiler. Gupse Özay ile sevgilisi Barış Arduç duyulmuştu yapacakları sürpriz. Bu ani evlilik duyulmuştu. Artık nikah gününe kadar herkes onlara, arkadaşları, tanıyanlar, tanımayanlar yolda yürütmeyeceklerdi ve bu evliliği soracaklardı. Hakikaten evleniyor musunuz? Ne zaman evleneceksiniz? Bayramın kaçıncı günü evleniyorsunuz? Nerede evleniyorsunuz? Biz de gelebilir miyiz nikahınıza? Bunlardan kaçınmak için, artık sürpriz kalmadığı için, olayın sürprize kalmadığı için hemen sabah olunca nikah memurunu arayıp o gün evlenmek istediklerini söyleyeceklerdi. Ve öyle yaptılar. Ertesi sabah kalkınca nikah memurunu aradılar. Ve biz bugün evlenmek istiyoruz dediler. Çeşme Belediyesi'ni arayıp biz bugün evlenmek istiyoruz dediler. Ve öğleden sonrası içinde randevuleştiler. Çeşme'de bir taş ev kiralamışlardı. O evde kalıyorlardı. Kalıyorlar hala. Ve o evin bahçesinde nikah yapmak istiyorlardı. Çeşme Belediye Başkanı bu haberi bizim sayfalarımızda okuyunca, madem bu kadar Türkiye'nin çok sevdiği bir çift evleniyor, o nikahı ben kıyayım diye nikahı kendisi kıydı. Ve Barış Arduç'la sevgilisi sadece şahitler, anne ve babalar huzurunda dünya evine girdiler. Gördüğünüz gibi kıyafet olarak da çok sade kıyafet seçmişlerdi. Gupse Özay'ın üzerinde çok şık bir beyaz elbise vardı. Barış Arduç da bir pantolon ve beyaz bir gömlek, saflığı, temizliği temsil eden beyaz rengi tercih etmişlerdi. Bu şekilde sade kıyafetlerle ne damatlık ne gelinlik evlendiler, dünya evine girdiler ve balayına da çıkmayacaklar. Çünkü Barış Arduç biliyorsunuz diziye dahil oldu ve dizinin çekimleri de, Çukur dizisinin çekimleri de başlıyor. İstanbul'a dönecekler. Zaten bunu da nikahtan sonra gazetecilere verdikleri röportajda söylediler. O dizinin çekimlerinden dolayı İstanbul'a dönecekler. Balayı
olmayacak. Bu pandemiden dolayı düğün de yapmadılar. Düğünü de inşallah pandemi geçerse seneye yapmak istediklerini de açıkladılar. Hamile mi değil mi Gupse Özay? Onun için mi evlendiler apar topar? Hiç davetsiz, davetli olmadan. Bunun cevabını biraz sonra vereceğim size. Ve kendileri şu anda çok mutlu. Artık onlar karı koca. 6 yıl oldu tanışalı biliyorsunuz ve 6 yıldır sevgililer. Bir dizi setinde tanıştılar ve aşk başladı. 6 sene sürdü aşk, büyük aşk. Sevgili olarak yani 6 sene sürdü ve dün evlendiler. Bakın bundan 3 sene evvel, yani onlar henüz 3 yıllık sevgiliyken evlilik konusu sorulduğunda Barış Arduç bir röportajında ne diyor? Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları konuşmayı sevmiyorum. Zamanı gelince sizinle paylaşırız. Paylaşmadılar. Ben öğrendim evleneceklerini, gün aldıklarını öğrendim. Evliliğe çeyrek kaldığını, çok kısa bir zaman sonra karı koca olacaklarını öğrendim ve 83 milyonu sürpriz. Sessiz sedasız, kimsenin haberi olmadan, hiçbir davetli olmadan, sadece iki şahit ve anne babalar huzurunda evleneceklerdi. Herkesi şaşırtacaklardı. Hani gazetecilere haber verecektiniz, günü geldiğinde haberiniz olur demişsin Barış Arduç 3 sene evvelki röportajında. Sizinle zamanı gelince paylaşırız demişsin. Paylaşmadın. Gazeteci öğrendi. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir. Yuvarlak konuşmalarda bayılıyorum bu ünlülerin işlerine geldiği gibi. Bir başka günde, bir başka röportajında sadakatiyle ilgili büyük aşkına, sevgilisine Gupse Özay'a duyduğu sadakatle ilgili sorulara şöyle bir cevap vermişti Barış Arduç. Kendisine yakışan bir cevap. Başka kadınlara bakmıyorum. Hakikaten pek çok insan şaşırıyor. Bir insan şöhretli olur da, bir oyuncu bu kadar şöhretli olur ve sevilir de başka kadınlara bakmaz mı? Hiç kimseyle adı çıkmadı. Hiç kimseyle anılmadı. En ufak bir dedikodusu bile çıkmadı Barış Arduç'un. Hatırlayın. Başka kadınlara bakmıyorum. Çok şükür aklım başka yerlere kaymıyor. Tüh be dediğim tek bir an bile yok. Yani bir başka bir kadın görüp onu beğenir, ona hayran kalır. Tüh, hani keşke Gupse'yle olmasaydım da sevgilim bu olsaydı diye düşünür mesela. Erkekler için bunu yapan çok var. Kadınlar için yapan çok olduğu gibi. Erkekler için de bunu yapan çok var. Aslında belki de benim şansım. Hayatımda birinin olması beni dengeliyor diyor Barış Arduç. Nasıl tek eşli kalabiliyorsunuz diye bir başka soruya da şöyle cevap veriyor. Kimse bunu zorla yaptıramaz. Mümkün mü ya? Yaptırabilir mi hiç kimse? Yani sevgilini de yaptıramaz. Kadınlar isterler ki sevgilileri, kocaları tek eşli olsun, kendisinden başkasına bakmasın. Ancak bu erkeklerin bazıları dilediği gibi yaşıyor. Kişinin kendi karakteriyle ilgili bu diyor Barış Arduç. Gayet güzel bir cevap. Huzuru seviyorum diyor. Ve huzurumuz yerinde olduğu için de yılları devire devire gidiyoruz. 6 yıl oldu. Sevgililer hala ilk günkü gibi mutlular ve evlendiler. Nikahtan sonra Alaçatı'daki kiraladıkları taş evin önüne çıkıyorlar. Yeni karı koca, çiçeğe burnunda karı koca. Televizyoncuların, gazetecilerin uzattıkları mikrofonlara, teyplere konuşuyorlar. Ve Gupse Özay ne diyor? Yani evlenin bir de böyle bakalım ne olacak yani diye düşündük diyor. Nasıl olacak acaba diye düşündük diyor. Barış'ın diyor seti başlıyor diyor bayramdan sonra diyor. İstanbul'a gidecek diyor. İstanbul'a döneceğiz diyor. Evlenelim diye karar verdik diyor. Yahu 6 yıl içinde böyle evlenelim bakalım nasıl olacak dediğiniz o kadar çok zaman oldu ki sizin için. Neden şimdi? Neden şimdi bir apar topar? Neden sessiz sedasız evlenecektiniz ve öyle evlendiniz? Ben her ne kadar sürprizi bozduysam da bayramın içinde yapılacak olan nikah, bayramın arifesine almalarına neden olduysam da
bayramdan 2 gün önceye almalarına sebep olduysam da onlar sessiz sedasız evleneceklerdi. Neden? Neden şimdi evlendiniz? Balayına çıkmayacaklar çünkü seti başlıyor Barış Arduç'un. Gupse Özay'ın dediği gibi Çukur dizisine dahil oldu ve çekimler bayramdan sonra başlıyor. Bana ısrarla soruyorsunuz, hamile mi değil mi Bilal Bey? O yüzden mi evlendiler? Gupse Özay hamile mi değil mi? Fanları yazıyor, hayranları yazıyor ve tahminde de bulunuyorlar karnındaki bebeğin ne kadarlık olabileceği konusunda. Kimi diyor 3 haftalık, kimi diyor henüz 1 aylık, kimi diyor 2 haftalıktır o. Yeni öğrenmişlerdir ve onun için de evlenmeye karar vermişlerdir diye söylüyorlar. Evet, evet bu ihtimal olabilir, olabilir, olmayabilirdi, olmayabilirdi. O onların özel hayatı, artık o konu çok özel, çok özel. Nasıl isterlerse öyle karar verirler ve çocuk sahibi elbette olabilirler, elbette hamile de olabilir. Ünlü oldukları için ünlülerin özel hayatlarını merak ediyorsunuz ve gazetecilere soruyorsunuz, bana soruyorsunuz ve cevap vermemi istiyorsunuz. Hamile olduğunu bilsem elbette ben de onlara mutluluk dilerim ve Allah analı babalı büyüsün, sağlıkla dünyaya gelsin derim. Bu konuda net bir bilgim yok. Ancak sizlerin dediği de doğru olabilir. Hamile de olabilir. Hamile olmayabilirdi. Hamile olmayabilirdi. Her şey 15-20 gün sonra, yok yok, bir ay sonra ortaya çıkar zaten. Bir ay, 1,5 ay sonra belli olur zaten. Bu mutluluğu kimse gizleyemez kolay kolay. Gizleyenler var. Çok az da olsa gizleyenler var ama bebeğin tutunma süreci olan, siz kadınlar çok iyi biliyorsunuz. O ilk 4 aylık süre, 3,5-4 aylık süre geçtikten sonra zaten aileler gelen bebeğin müjdesini yakınlarıyla, dostlarıyla paylaşıyorlar. Bizler de biraz daha sabredersek hamile mi değil mi öğreniriz, öğreniriz. Barış Arduç ve eşi Gupse Özay çok mutlu olun. Çok ama çok mutlu olun. Ve Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Peki, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Olur mu? Sevgiyle. Görüşmek üzere.